Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda yine çok güzel ve gösterişli bir örneğin inşallah anlatımını yapacağım sizlere. Örneğimiz hem kolay hem gösterişli. Örneğimizde beyaz yazmanın üzerine bu üç rengi kullanacağım. Taban kısmını yeşilden gidiyorum. Kullandığım tığ numaram da 21 numara bir tığ. 21 numara tığ şartmış, şart değil. Elinizde hangi tığ varsa onu kullanabilirsiniz. Ortasına küçük pırpırlar yapacağız. Pırpırlarında şu kulak çubuğunu kullanacağım ben. Şimdi buradan hemen oyamızı göstererek inşallah hiç beklemeden yapımına geçelim. Kameramızı biraz şöyle yakın alalım. Ekranı da boşaltalım ki oyamız daha düzgün gözüksün. Bakın, modelimiz bu şekilde. Kolayca yapabileceğiniz çok şık ve gösterişli güzel bir modelimiz. Ben şu ara kısımlarını 22 tane çim bıraktım ara kısımlarına. Tabii ki siz istediğiniz gibi kendi zevkinize göre daha aralıklı da yapabilirsiniz. Bundan sık olur mu? Olmaz. Bundan sık olmaz. Daha aralıklı yapmak isterseniz ara kısımlarını daha fazla yapabilirsiniz. Şuradan hemen yapımına geçelim. Taban kısmında tığ battılarım ikişer zincirden yapılmış. Biliyorsunuz benim yaptığım çimler klasik 4 ya da 5 defa zincir çeker, arkasından batarım şöyle. Başına bir defa sarıyorum, bir kere de batıyorum, bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip arkasından batıyorum. Bir kere de sarıyorum. Batıp bir kere de çıkarıyorum. 5 zinciri çekip hemen arkasından batıyorum. Şimdi buradan başına sarıyoruz. Şöyle burayı 2 kere de çıkarıyorum. Bakın, burayı 2 kere de çıkardım. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip dönüyorum. Arada bir tane çim bırakarak hemen yanındaki çime tığımı batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Başına bir kez sarıyorum ve batıyorum. 2 2 çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip yaptığım küçük dolgunun arkasından batıyorum. 1 2 kez sarıyorum başına. 2 2 2 çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip arkasından batıyorum. 1 2 3 kez sardım, battım ve ikişer ikişer çıkarıyorum. Bunu yaparken yukarı doğru çok çekmeyin ki biri birinin boyunu çok aşırı geçip de arada potluk olmasın. Tekrar 5 zincirimi çekiyorum, batıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 defa sardım. Tekrar 5 zincir. Arkasından batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 defa sarıyorum. Tekrar ikişer ikişer aşağıya doğru sıkıştırarak çekiyorum. Bakın, yukarı doğru çekip çok uzatmıyorum. 5 zincir çekip tekrar arkadan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip batıyorum. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. Tekrar 5 zincir. Arkadan batarak buraya 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada benim yaptığım sayıya bağlı kalmayın. Elinizde gevşek veya sık olabilir. Şurayı güzelce doldurun. Kendi elinizde nasıl düşüyorsa
Ben 11 tane yaptım. Tekrar dip kısmından batıyorum. Battıktan sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekip aynı yere tekrar tığımı batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip tekrar dönüyorum. Bu zincirin ortasından batarak buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve aynı yere tekrar tığımı batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Buraya kaç tane yapmışım? Bir zincir çekerek döndüm ve ilmeğimi uzattım. Hemen kulak çubuğunu buraya takıyorum. Buradaki yuvanın içerisinden girerek iki zincir çekiyorum. İkinci ilmeğimi takıyorum. Üç. Dört. Beş. 6 7 7 tane ilmek taktıktan sonra tekrar aynı yerden batıyorum. Buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar 5 zincirimi çektim. Şöyle buradan batıyorum. Battıktan sonra tekrar şu dolgunun arkasından tığımı batıyorum. Başına sarıyorum ve sıradaki tığ battıya batarak beş zincir çekip arkasından battım. Şuraya şöyle birazcık çim yapıp dönüyorum. Evet, buraya birazcık çim uzattım. Şimdi şuradan hemen şu kulak çubuğunu çıkaralım. Çıkardıktan sonra bakın döndürüyorum. Buradan 1, 2, 3. çimin içerisine tığımı batıyorum ve buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra sıradaki ilmeği alıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradakini alıyorum. İkişer zincir çekerek hepsini de tepesine batacağım. İkişer zincir çekerek hepsinin tepesine battım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralarda 6 tane yuva oluştu. Oluşturduktan sonra şuradan hemen şu yaprağın burasından göz kararı bu şekilde battım. Göz kararı battım. Hemen iç kısma tekrar dönüyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Başına 1, 2 kez sarıp aynı yere batarak 2 çıkarıyorum ve bir tanesini tığımın başında bırakıyorum. 1 2 kez sarıyorum. Aynı yere batıp 2 çıkarıyorum. Bir tanesini tepesinde bıraktım. Tekrar 2 kez sardım. İkişer ikişer çıkardım. İkişer ikişer çıkardıktan sonra hepsini birden topluyorum. Topladıktan sonra buraya 1 2, 3, 4, 5. Bakın kapattığımla birlikte 5 tane zincir çekerek döndüm ve şuradaki zincirin arasından tığımı batıyorum. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekerek dönüyorum ve buradaki yapmış olduğum yuvanın içerisine 1, 2, 3
4 5 Şöyle 5 kez battım. 5 kez battıktan sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve hemen aynı yere tığımı batarak kapatıyorum. Buradan hemen hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçtim. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Burası 6 tane bu şekilde olana kadar devam ediyorum. Bakın buraya toplamda 1 2 3 4 5 tane yaptım. 6.ya gelince buraya 1 2 3 tane dolgu yaptım. Zincir çekmeyeceğimiz için buraya sonuncuya 4 tane dolgu yapıyoruz. Buraya 4 tane dolgu yaptım. Bitiş kısmına yani. Tekrar 5 zincirimi çekip arkasından batıyorum. Beş zincir çekerek dönüyorum ve buraya 5 tane pimpirik yapıyorum. Beş tane pimpirimizi yaptıktan sonra şuradan bir tane çim atlıyorum, hemen yanındaki çimin içine giriyorum, tığımla batıyorum, iki zincirimi çekip buradan oyamı bitiriyorum. Şöyle ucunu da yakalım. Bakın motifimizi bitirdik. Tabii benim size gösterdiğim oyalar ütüsüz oyalar. Şöyle düzenleyeyim ve hepsini birden göstereyim sizlere. Evet, bakın modelimiz bu şekilde, düzelttim. Şöyle üçü de kolay ve gösterişli. Bence çok şık bir model oldu. Dediğim gibi aralarını istediğiniz gibi kendi zevkinize göre ara mesafesini koyabilirsiniz. Bu ara mesafesi de güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.